olan enflasyon rakamları hakkında partimizin görüşlerini sizlerle paylaşmak için eee burada bulunuyorum. Bildiği gibi değerli arkadaşlar birkaç saat evvel enflasyon rakamları açıklandı. Enaga göre yüzde 176.04 olan yıllık enflasyon oranı Türkiye göre yüzde 79.6 olarak açıklandı. İTO ise daha önce yüzde 99.1 olarak enflasyon oranını açıklamıştı. Böylece TÜİK psikolojik eşik olan yüzde 80'i dememiş oldu, yüzde seksenin altında bir e, değerlendirmede bulundu. Fakat üretici fiyat enflasyonunu yüzde 44 olarak ifade ederek aslında kendisini ele vermiş oldu, söylediği yalanı açığa koymuş oldu. Değerli arkadaşlar, bir ülkede üretici fiyat enflasyonu yüzde 44 iken Yıllık enflasyonun yüzde seksenin altında olma olasılığı yoktur. Denebilir ki henüz üretici fiyat enflasyonu ücretlere yansımamıştır, tüketiciye yansımamıştır denilebilir ama yansıdığını biliyoruz. Şirketlerin açıkladıkları karlardan ne oranda ciddi karlar elde ettiklerini biliyoruz. Dolayısıyla buradan ortaya çıkan sonuç psikolojik eşik olan yüzde sekseni TÜİK'in aşmamak için sarayın talimatları doğrultusunda elinden geleni yaptığıdır. Ayrıca bütün ekonomi çevreleri tarafından bilinir ki TÜİK'in açıkladığı enflasyonda üç 3 aşağı 5 yukarı İTO'nun yani Türkiye ekonomisinin kalbi olan İstanbul'un ticaret odasının açıkladığı enflasyon arasında iyi kötü bir paralellik vardır. Bu makas tamamen açılmaktadır. Bu da TÜİK'in açıkladığı enflasyonun şüphelerle mağlul olduğunu doğru olmadığını bir kez daha göstermiştir. Aslında, aslında değerli arkadaşlar ben bu oranın sahiciliğini tartışmak niyetine değilim temel olarak. TÜİK'in hangi amaçlara hizmet ettiğini hepimiz biliyoruz. Ancak TÜİK bu açıklamasıyla malumu ilan etmiş durumdadır. Yani artık TÜİK de Türkiye'nin ciddi bir hiperenflasyon sürecine girdiğini, bundan sonra kışa doğru çarşının, pazarın yanacağını, yoksulluğun, işsizliğin giderek boyutlanacağını, artacağını ve yatırımların azalacağını ifade etmiş oluyor zımnen de olsa. Erdoğan'a sorulacak olursa Erdoğan diyor ki valla dünyanın da derdi enflasyon. Bizdeki de enflasyon, onlardaki de enflasyon. Aslında bizdeki enflasyon deve kuşu, onlardaki serçe ama Erdoğan'a sorarsanız ikisi de kuş. Dolayısıyla arada niteliksel bir fark yok. Bakın bugün G20 ülkelerindeki enflasyon oranlarını e, şöyle bir tabloyla huzurunuza taşıyorum. Burada 76.79.6 e, 79.6 ile yani TÜİK'e rağmen en yakın enflasyon oranını açıklamış olan Arjantin'e yani %58.8'e açık ara fark atma durumunu e, devam ettiriyor. ABD'de %9 civarında enflasyon, Euro bölgesinde yüzde yedi, yüzde sekiz civarında enflasyon devam ederken Erdoğan çıkmış diyor ki enflasyon orada da inanılmaz derecede yükseldi. Bakın Rusya savaşın içerisinde hani küresel risklerden bahsedilirken Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmiş olmasının küresel eee riskleri artırdığı, emtiye fiyatlarını artırdığı, dünyada enflasyonu artırdığına ilişkin bir eee ortak kanı var ya, işte tam o krizin gözündeki Rusya'da dahi bakıyoruz. Enflasyon yüzde %15.9. Neden böyle? Neden böyle olduğunu izah etmeye çalışacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye Türkiye'de ekonominin iki temel kriz dinamiği üzerinden şekillendiğini bilmek lazım. Bunlardan bir tanesi hiç şüphe yok ki Türkiye kapitalizminin yapısal sorunları ve onun emperyalizmle ilişkilenme biçimi bu sayede 20 yıllık zaman dilim içerisinde ülke inanılmaz bir sanayisizleştirmeye, tarım sektörünün olduğu gibi tasfiyesine sahne oldu. Aynı zamanda okumuş beyinler yavaş yavaş ülkeyi terk etti, teknoloji üretememe gibi bir sorunla mağul hale geldi ve 20 yılda iktidar sürekli dönüp betona, inşaata yatırım yapmak suretiyle aslında ülkeyi bir rant cennetine dönüştürmüş oldu ve neoliberalizmin sermayenin kesintisiz biçimde tüm dünyayı dolaşmasını sağlarken aynı zamanda krizlerin de tüm dünyayı rahatlıkla dolaşmasını sağlayan ekonomik politikaları Türkiye'nin de dünyadaki krizlerden çok dolayımsız bir biçimde etkilenmesine sebep oldu. Dolayısıyla 20 yıllık zaman dilim içerisinde giderek ağırlaşan Türkiye kapitalizminin yapısal sorunları birinci kriz sebebidir. İkincisi ise Erdoğan'ın Faiz sebep enflasyon sonuçtur dehasıdır. Bakın bunu e, alçaltmak için söylemiyorum. Bu e, aslında bir kısım muhalefet partisinin söylediği gibi bir liyakatsizlik meselesi de değildir. Yani iktidar kadroları liyakatsiz olduklarından dolayı faiz sebep enflasyon sonuçturun arkasından sürüklenmemektedirler. Bu mesele değerli arkadaşlar esasen kışkırtılmış ve tetiklenmiş bir sermaye transfer yöntemidir. Yani özellikle yoksullardan zenginlere, varsıllara doğru ve varsıllar arasında da Erdoğan'a yakın sermaye gruplarına doğru kışkırtılmış ve tetiklenmiş bir sermaye transferinin adı ve parolası faizin sebep enflasyonunsa sonuç olduğunu izah eden, açıklayan anlayıştır. Peki Sorumuz şu bugün enflasyon verileri açıklanıyor ya açıklandı ya sorumuz şu ya kardeşim madem faiz sebep ve enflasyon sonuç politika faizleri yüzde on dörtte aylardan beri durduğu halde bu memlekette neden enflasyon düşmüyor düşmeyecek onlar da zaten düşmesini falan beklemiyorlar bu bir arzi mesele falan değil yani böyle düşmesi için çaba sarf ediyor da düşmüyor falan ee, değil. Bu da bu da bu yöntem de aslında sermayeye kaynak aktarımının çok doğrusal e, yöntemlerinden ne yazık ki bir tanesi. Mesela ne oldu bu süreç içerisinde? Politika faizlerinin %14'te tutulmasıyla birlikte bankalar astronomik karlar açıklamaya başladılar. Çünkü Merkez Bankası'ndan %14'le aldıkları parayı değil mi? %14'te oradan aldıkları parayı hazineye %22-23 faize sattılar eee dışarıya piyasalara bunu yüzde otuzla sattılar. Dolayısıyla olağanüstü karlar ettiler. İşte çok somut bir somut bir sermaye transfer yöntemi. Daha sonra ne oldu? Bu defa kur patladı. Kur patlayınca da dediler ki vallahi aslında bizim amacımız da buydu. Rekabet çukur çok iyi bir şey. Türk lirasının değeri düşerse bizim de ihracatımız artar dediler ithalat ihracattan daha fazla arttı. Ve enflasyon arttı ve kur artmaya devam etti. Sonra ne oldu? Bu defa kuru dizginleyebilmek için Merkez Bankası'nın rezervlerine çöktüler. 128 milyar doları kendi yandaşlarına ve ucuz bir biçimde bu ekip satmış oldu. Böylece rezervler eksi 60 milyara düşerken yine kazanan sermaye kaybeden de kamu oldu. Sonra ne mi oldu? Yine enflasyon yükseldi, yine kurlar yükselmeye devam etti. Ardından ardından kur korumalı mevduat diye bir zihni sinir proje gündeme taşındı. Ekonomi Bakanı tarafından. Böylece öngörü e e ekonominin dolarize olmasının önüne geçmek iken bir anda ekonomi inanılmaz bir sanki uyuşturucu bağımlısıymış gibi dolar bağımlısı haline dönüştürülü verdi. Ve yine zenginler olağanüstü bir kaynak transferi söz konusu oldu. Uzmanlara göre yıl sonuna kadar 200 milyar lira civarında kamunun sırf kur korumalı mevduat sistemi sebebiyle zararı olacak. Sonuçta yine kamu zarar etti, birileri kar etti. Kurları tutmak ve döviz arzını artırmak için bu defa ihracat ve turizm gelirlerinin bir kısmını Türk lirasına çevirme kararı aldılar. Sonuç değişmedi. Hemen ardından şirketlerin fazla döviz tutmasını, e, tutmasını Türk lirası krediye erişmenin önünde bir engel olarak, bir kaydı olarak getirdiler. Bu da durumu değiştirmedi. Yani kısmi kambiyo kontrolleri de meseleyi çözmedi. Yine kurartmakta ve bugün açıklandığı gibi enflasyon yine artmakta. CDS primi 900'e çıktı. 900'e çıktı. Bakın Rusya haricinde o da tabii kredi yani dolar bulamadığından dolayı, dolar yolları kapalı olduğundan dolayı Rusya haricinde herkesten fazla CDS primi var Türkiye'nin ve bunun sonucunda da bu yıl ödememiz gereken vadesi gelen borçlar artı cari açığın finansmanı için gerekli borçlar üste koyduğunuzda bu yıl arkadaşlar 230 milyar dolara ihtiyaç var. Nerede bu para? Böyle bir para yok. Eğer borçlanmak istiyorsanız yüzde 12 ile tefeci faizinin ruhuna rahmet okutacak bir faizle dünyadan borçlanabilirsiniz. Açık söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti temerrüdün Gibine gelmiş durumdadır. Temerrüt riski hiç olmadığı kadar AKP iktidarı ve onun başındaki sebebiyle arttırılmış durumdadır. Ve yine Merkez Bankası faizi sabit tuttukça eee hazinenin de borçlanma faizi arttı. Doğal olarak hazineye borç verenler de daha yüksekten borç vermeye başladılar. Faiz artırılırsa sorunlar çözülür mü? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tam tersinde bu saatten sonra faizin artırılması demek bütün toplum kesimlerinin büyük bir kaosa sürüklenmesi demektir. Ekonomik istikrarsızlığın çok daha derinleşmesi demektir. Zaten faizi artırmak gibi iktidarın da bir niyeti olmayacağını artık bir seçim ekonomisine girmiş olmamız sebebiyle biliyoruz. İktidar piyasanın paraya boğulacağı, kredi musluklarının açılacağı, ortamın kendine yaratacağı refah koşullarında, seçime gitmek istiyor. Bunun da Türkiye'de hiperenflasyon sonucunda doğuracağını, yoksulluğun boyutlanacağını, pahalılığın boyutlanacağını, işsizliğin boyutlanacağını bilmek için alemi cihan olmaya gerek yok. Peki kıymetli arkadaşlar çözüm var mı? Evet şimdiye kadar denenen yol ve yöntemleri deneyerek başka sonuçlara ulaşmaya çalışmak beyhude bir çaba. Öz özellikle bunu söylemek isterim. Şimdiye kadar bütün sağ anlayışlar, sağ ekonomi politikaları sermayeyi önceleyen ve az önce ifade ettiğim gibi onlara kaynak aktarımını ekonominin omurgası olarak tarif eden bir anlayışa sahiptiler. Biz bunun tam tersinin yapılması gerektiğini söylüyoruz ve böyle öneriyoruz. Ee, Türkiye'nin önünde mutlaka mutlaka kamusal, kamusal ekonomi politikalarına yönelmeyi temel alacak bir istikamet açılmalıdır. Üretimin ve bölüşümün temel alındığı kamusal anlayışa sahip olmayan bir ekonomi politikasının memleketi getirdiği yer burasıdır. Şimdi dışımızdaki muhalefetin de bir kısmı biz iktidara geldiğimizde istikrar sağlanacak, uluslararası alandan memlekete para gelecek, dolayısıyla ekonomi düzelecek diyor. Bu doğru değil arkadaşlar. Bu doğru değil. Yani üretimi, demokratik planlamayı Kamucu anlayışı temel almayan bir ekonomi yönetimi dışarıdan gelecek parayla dönmez. Ne derler? Hazıra daha dayanmaz. O da her zaman bulunmaz. Ne içerideki kaynaklar ne dışarıdan gelen kaynaklarla bu işi döndürmek. O sebeple üretimi temel alan demokratik planlamayı ve kamuculuğu temel alan başka bir perspektife ihtiyaç var. Yani Türkiye'deki kapitalizmin temel çelişkilerini görmeden, ee, bunun yaratmış olduğu sorunlarla uğraşmak aslında ne yazık ki paylaşım ilişkilerine odaklanırken üretim ilişkilerini gözden kaçırmak bataklıkla değil sivrisinekle uğraşmak gibi bir şeydir. Ve günün sonunda yine hüsranla sonuçlanacaktır. O sebeple bizler Halkların Demokratik Partisi olarak üçüncü yolun, üçüncü yolun ekonomi politikasını, eee anlatıyoruz. Döne döne yapmaya çalıştığımız şey esasen budur. Hem iktidar bloğundan hem muhalefet bloğunun eee geri kalanından farklı ve radikal çözüm önerilerimiz var. Bunun için mutlaka mutlaka yeni bir paradigmaya, yeni bir bakış açısına alternatif ve kamucu bir anlayışa ihtiyaç var. Bir defa ekonominin düzelmesi için gerek şart iktidarın gitmesidir. Ama Yeter şart bu değildir. Yeter şart aynı az önce ifade ettiğim gibi ekonominin kamuçıur planla bir perspektifle yeniden ele alınması e, demektir. Şimdi enflasyon rakamları açıklandı ve orada bakıyoruz yüzde 99'la tarım ulaştırmadan hemen sonra e, bu enflasyon arabasını çeken iki en önemli attan bir tanesi. Oranların yükselmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Örneğin tarımda dışa bağlılığı devam ettirirseniz, IMF'nin, Dünya Bankası'nın bir başka deyişle toplamda neoliberal politikaların sultası altında bir tarımdan vazgeçmezseniz, üretimi artıracak, yerli olanı güçlendirecek, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticiyi destekleyecek bir tarım perspektifine sahip olmazsanız, bu ithalatçılıkla en azından tarımda ve gıdada üretici fiyat enflasyonunu aşağı çekmek mümkün değil. Mümkün değil bu. Yani diyebilirsiniz ki işte biz girdi de dışa bağlıyız falan filan. Evet girdi dışa bağlısınız da ama aynı zamanda sizin e, anlamsız ve yetersiz e, destek politikalarının sebebiyle kırsala tasfiye etme politikalarının sebebiyle, uluslararası tarım tekerlerinin bu ülkenin bütün tarımsal dinamiklerini yönlendirmesi, sevk ve idare etmesi sebebiyle gıda güvenliğinin, gıda güvencesinin ve gıda egemenliğinin ortadan kalktığı bir yerde gıda enflasyonu düşürmek mümkün değil. İşte biz bu alanı baştan sona üretim temelli demokratik bir planlamaya tabi tutmak suretiyle bir defa vatandaşın olmazsa olmazı olan yani karnının doymasına sebep olacak, onu sağlayacak olan gıda fiyatlarını düşüreceğiz. Bunun yöntemi bundan başka bir şey asla ve asla değil. Yine yüzde 119'da tarımdan da önde gelen biliyorsunuz bir e, enflasyon kalemi ulaştırma. Yüz geldi Ve bu da e, yıllık enflasyon üzerinde ciddi etkisi var. Çok açık söylüyorum. Biz bu otomobile dayalı, e, otomobil şirketlerinin daha fazla kar elde etmesini, sağlayan ve savunan otomobilin alınmasını nasıl kolaylaştıracaklarına ilişkin düşünceler e, temel olduğu bir ulaşım politikasına kökten karşıyız. Ulaşım politikasını sübvanse ederek, ulaşım giderlerini sübvanse ederek çeşitli e, ayrıcalıklı kesimler için bunu ücretsiz hale getirerek ulaşımı bir bütün olarak kamusal bir hizmet haline e, getireceğiz. Bir diğer mesele Değerli arkadaşlar enerji enerji biraz daha bu tabloda altlarda ama bir defa enerjide Evet dışa bağlılık var ama enerji dağıtım şirketleri nedir Biz kesinlikle ve kesinlikle enerjinin kamusallaştırılmasını savunuyoruz yani kamu eliyle enerjinin dağıtılmasından yanayız Dolayısıyla burada kısa süre içerisinde yapılmış olan özelleştirmelerin lave edilmesini ve bu alanın yeniden kamulaştırılmasının en doğru yöntem ve fiyatları üzerinde de etkisi olacak bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bakın aylık bazda enflasyonu ne kadar ayıp bir laf. Sağlık meta haline dönüştüğünde elbette sağlığın enflasyonu da oluyor işte. Biz ücretsiz sağlık ve ücretsiz eğitimle bunları zaten enflasyon tablosuna bu giderlerin yansımasını engelleyeceğiz ve bunu bir kamusal hak ve hizmet olarak vatandaşa taşıyacağız. Yine sermaye karları AKP döneminde değerli arkadaşlar olağanüstü arttı. Bu yüksek artışın fiyatlara yansımasını engelleyeceğiz ve sektördeki büyük firmalar ve tekerlerin mutlaka fiyatlarını kamu tarafından kontrol edilmesini yani fiyat kontrolü mekanizmalarını oluşturacağız. Yıl sonuna varmadan Eylül ayında Ekim ayında asgari ücretin yeniden artırılmasını savunuyoruz. Servet ve aşırı karların mutlaka vergilendirilmesini savunuyoruz. İktidarın büyüme hedefiyle sürdüre geldiği enflasyonu körükleyen genişlemeci kredi politikasından mutlak suretle vazgeçilmesi gerekir bunu savunuyoruz. Ve yoksullara mutlaka doğrudan gelir destekleri sağlamak zorundayız. Bunlarla enflasyonu düşüreceğiz. Bunlar bugün için enflasyon rakamları açıklanmasından kaynaklı olarak bizim kısa vadede yapmayı önerdiğimiz şeylerdir. Daha sonra işsizlik e, rakamları vesaire açıklandığında üçüncü yolun ekonomi politikasının işsizlik konusundaki görüşlerini de sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Sözlerimi bitirirken vatandaşlarımız özellikle bu zor günlerde birlik, mücadele, dayanışmayla bu zor günlerin üstesinden geleceğimizi, el birliğiyle üstesinden geleceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum ve karanlığın en koyu olduğu anın aydınlığa en yakın zaman olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Emekten, barıştan, demokrasiden ve eşit paylaşımdan yana bir ülkeyi el birliğiyle kurmak üzere Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyor ve teşekkür ediyorum. Evet.